أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Derken çok geçmeden Hüthüt geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Ve sana Sebe'den önemli ve kesin bir haber getirdim. Sebe halkını bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her türlü imkan verilmiş. Onun güçlü bir yönetimi olduğu gibi pek büyük bir tahtı da var. Ne var ki onun da halkının da Allah'ı bırakıp güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar. Oysa göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilen Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi? Halbuki O, en geniş hükümranlığın ve O, en büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bakalım dedi Süleyman, doğru mu söyledin, yoksa yalancının teki misin, bunu anlayacağız. Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle. Kraliçe, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayıp, bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin diye devam etmektedir. Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Pek iyi bildiğiniz gibi, sizi çağırmadan, size danışmadan hiçbir meseleyi hükme bağlamam. Onlar, biz güçlü, kuvvetliyiz, savaşçı milletiz. Ama yetki sizindir. Değerlendirip, münasip gördüğünüz emri verin, dediler. Doğrusu dedi kraliçe, hükümdarlar bir ülkeye girince, oranın düzenini alt üst eder, halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler. Evet, istilacılar hep böyle yaparlar. Bunun içindir ki ben şimdi onlara bir hediye gönderip, elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim. Elçi Süleyman'a gelince, o elçiye, siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa, Allah'ın bana verdiği nimetler, sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Ama siz, hediyenizle böbürlenirsiniz, dedi. Sen dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız. Daha sonra Süleyman, onların itaatlerini bildirmek üzere huzuruna geleceklerini öğrenince, yanındaki danışmanlarına, değerli danışmanlarım, onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce, içinizden kim onun tahtını bana getirebilir, dedi. Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit, ben dedi, sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter, hem de zayi etmeden, güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim. Ama nezdinde, kitaptan ilim olan bir zat da, ben, sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim, der demez, Süleyman, kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce, bu, Rabbimin lütuflarındandır. Bu, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlerden mi olacağım diye, beni sınamak içindir. Şükreden sadece, kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise, bilmelidir ki, Rabbim, onun şükründen müstagnidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur. Devamla dedi ki, şimdi kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım
onu tanıyacak mı, tanımayacak mı? Gerçekten Sebe halkına oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağdan soldan iki bahçe ile çevriliydi. Peygamberleri kendilerine dedi ki, Allah'ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, ona şükrediniz. Ne hoş bir diyar, ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rab.